Cübbeli Ahmet hocamızın dediği çıktı. Allah Hasan Efendi Hazretlerimize rahmet eylesin. Makamını, derecatını âli eylesin. Hasan Efendi hocamızın vefatından sonrası için Cübbeli hocamız şu iki hususu söylemişti. Hasan Efendi'den sonra için Fikri Hoca da adaylardan birisi demişti. Diğerinde ise İsmail Ağa'dakilerin kurdukları bir sistem var. Mahmut Eren Cerhel'inde onun yerine taşıyıcı bir anne bulacaklar. Şimdi farklı zamanlarda söylenen bu her iki kelama bakınca İsmail Ağa heyeti tarikatı Mahmut Eren'i taşıyamayacakları için onun yerine Fikri Hoca'yı bir taşıyıcı anne olarak kullanabilirler. Nitekim Fikri Hoca'nın ilanıyla da Cübbeli hocamız yine haklı çıktı. Biz ihvanlar olarak başımızda plan ve projelerle getirilen değil, meşayihın manevi işaretle tayin ettiği liyakat sahibi büyüklerimizi görmek isteriz. Bizler Efendi Hazretlerimizin Fikri Hoca hakkında buyurduğu bazı sözleri ve hususları birinci şahitlerden şu şekilde hazırladık. Kaptan abinin vefatından sonra kasa ona Fikri Hoca'ya devredildiğinde Efendi Hazretleri yardım etmesi için birini gönderdi. O da Fikri Hoca yani Efendi Hazretlerini kandırıyorlar diyerek para vermedi. Bunu duyan Efendi Hazretlerimiz ben Fikri'yi böyle bilmezdim diye onu zemmeyledi. İkincisi Efendi Hazretleri ona Fikri Hoca'ya adam gönderip ben camiye şu kişiyi imam olarak tayin ettim. Yani o emekliye ayrılsın. O diğeri geçecek diye haber gönderdiğinde Fikri Hoca müftü de tayin etmiş mi diye Efendi Hazretleri ile alay etmiştir. Üçüncüsü Fikri Hoca emekli olduktan sonra Efendi Hazretleri onun hakkında bu zamana kadar cami imamsızdı buyurdular. Dördüncüsü ve sonuncusu ise Siraç Yayın Evi'nin başında Fikri Hoca olduğu için Efendi Hazretleri Fikri Hoca'yı arayıp Ruhul Furkan'ın aydın gerlerini kitap basımında kullanılan özel kağıtları Ahıskaya teslim et dediğinde Fikri Hoca Celal Bey'e sormadan edemem diye Efendi itiraz etti. Sonra Efendi Hazretleri Fikri Hoca üzerine adam göndererek aydın gerleri geri almıştır. Küsler var mı? Var. Müslümanlar, hacılar, hocalar arasında efendim hiçbir sudan bahanelerle birbirine selam vermeyen, selam almayanlar var mı? Var. İsmaila'da meşhur bir hoca var. Hoca bende eskilerden, yaşlı yani. Bende 75, 80'e yakın. Benim de çok eski adamlarımdan falan. Aşırı mesela selam almıyor. Selam alıyorsun, almıyorsun. Neymiş? Uzun bir mesele. Zerre kadar orada suçum yok. Zerre kadar suçum yok. Bu kadar izah ettik, şahitleri topladık. Hasan Efendi hocamız da vardı, Mustafa Efendi de sağdı. Bütün şahitlerle toplanıldı, edildi. Hiç benimle alakalı bir şey yok. Adam, ya yaşlıdır, büyüğümüzdür, bir oldu, iki oldu. Yine geçen gittim dedim, ya hocam işte selamun aleyküm işte falan, hürmet edeyim dedim falan, belki yumuşarmışlar. Bir itti beni, düşürdü aşağı. Şimdi bir tutam sakallı, bu adam şimdi Hasan Efendi'den sonraki adaylardan. Adaylar, ismini konuşuyorlar yani İsmail Ağa'da. Şimdi bir adam, benim gibi, pamuk gibi adamım ben. Tabii, benim damarıma basma, pamuk gibi adamım. Damarıma basma. Damarıma basarsan ben. Damarıma ne zaman basarsın? Kur'an, sünnet, ehl-i sünnete muhalefet. Bir de Efendi Hazretleri'nin rabıtasını bozmayı ekledik ona şimdi. Bu kadar. Başka şartım var mı? Yok. Herkesle anlaşıyorum. Adam bana ne hakaret etsin, ne yapsa bilmem ne. Helallik istiyorlar. Adım başı helallik istiyorlar. Herkes haber gönderenler var, gelebilenler var, gelemeyenler. Hepsini helal ediyorum. Yeter ki Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet, riayet, iman şartlarına riayet, Allah'ın kulu, Habibin ümmeti olmak şart. Ben hepsini helal ettim, helal ediyorum. Öyle bir şey yok. Ama Efendinin hakkını da kalkıp helal edemem. Allah'ın peygamberinin hakkını da ben helal edemem yani. Şahsımla ilgililerdi. Bende ne var? Şimdi bak o adam, şimdi onu merak etmeniz lazım. Yani ne diyorum? Ya arkadaş, pazartesi oruç, perşembe oruç. Teheccüde kaza yok. Teheccüde kaza yok. Tarikat dersinde kazası yok. 60 senelik belki adam ihvan. 50 en az var. Yaşlı başlı adam imamlık etmiş. Ya sen bir adama kin güdüp, nefret taşıyıp, selamı kelamı kesip, efendim, bütün amellerini riske atman, ahireti bilen için, cehennemden korkan için, cennete rağbet eden için olacak şey mi ya?
Zerre kadar imanı olan ne der? Bırak ya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne var kardeşim? Çok samimi olmam. Ama bir selam kelam, Allah'ın selamı falan. Bu şekil yapmayalım bayramında, seyranında falan. Der Müslüman olan. Şimdi bu nasıl iş? Ama şimdi Allah bana sorar mı? Bir gittim. İki gittim. Üç de gittim. Ondan sonra bilmem ne. Ne oluyor kardeşim? Ben sana ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Delillerim, şahitlerim var. Sen kendi kafana göre evhamlaştın. Sebeplerini, gerekçelerini açıkladık her şeyi. Benimle alakası olmayan bir şey. Efendim? Ha, şimdi Allah Teala böyle bir toplumun tarikatte, cemaatte seri sürgü bitirmiş diyorsun, hatmi şerif yaptıran, imamlık yapan, Hasan Efendi hocamızdan sonra adı geçen bir insan, bir Müslümanla selamı kesip yıllar yılı, 15 sene belki oldu. 10-15 sene oldu bu. Tabii ya. Vay haline İsmail Han'ın. Kaldı bu adamların eline. Baş köşede oldu. Başka şeyler de biliyorum Efendi Hazretlerinden onun hakkında. Nasıl dedim Mahmut Eren hakkında? 3 tane bildiğim var. Onları söylesem kimse talebe göndermez. Onlar hak mı? Hak. Vallahi billahi yemin eder miyim? Ederim. Ama şimdiki zamanı gelmedi. Ben de ona göre bir şeyleri düşünmek durumunda kalıyorum. Bazı şeyler feveran edilmez. Yani onların zamanı var. Burada da onun da zamanı var. Şimdi o zaman açıklarız. Tezgah Efendisi bunun hakkında şöyle dedi, şöyle dedi, şöyle dedi. Çünkü söylemek icap eder mi? Ne zaman etmez? Adam kenarda cemaattan biri etmez. Ama adamı aldılar, başa getirdilerse o zaman Efendi Hazretleri'nin beyanı olanını açıklamak benim vazifem olur. Çünkü bak yine 10 sene evvelki sohbetimde arkadaşlar yeni attılar Efendi Hazretleri'ne. Dün gece evvelsi gece işte görüştüm diyorum. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Ahmet, sen tarikatı muhafaza edeceksin. Yani bunları da ben de unuttum ben şimdi. Efendi Hazretleri bana o kadar kelamları var ki diyorum sana derdi. Kitap olur. O kadar var yani. Dolmuş. Kıymetli kardeşlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerimiz, Sultanımız, Mürşidimiz, Şeyhimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz, ahirete irtikal ettikten sonra yerine vekil olaraktan Hasan Efendi hocamız geçmiş idi. Hasan Efendi hocamız da rahmeti rahmana kavuştu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmet eylesin. Rabbim makamını âli eylesin. Şefaatine bizleri nail eylesin. Onların bıraktığı Kur'an ve sünnet yolundan hakkıyla gidebilmeyi Allah her birerlerimize ihsan eylesin, ikram eylesin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli hocalarımız ve cemaatinin başında olan diğer vekil hocalarımız görüştüler, görüşmeler yaptılar ki Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz benden sonra cemaati vekiller yönetsinler. Onların tayin edeceği bir kişi efendim cemaatin tayin edeceği, cemaatin seçeceği bir kimse efendim cemaatin başında bulunsun buyurduğundan dolayı ve her zaman söylüyoruz şeyhimiz, mürşidimiz ve rabıtamız Mahmud Efendi Hazretleri'dir ve onadır ve ona devam edecektir. Ve hocalarımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin Denizli vekili İbrahim Efendi'yi efendim cemaatimizin başında görmek istediler. Görmek istedik. Ve İbrahim Efendi de bunu kabul ettiler. Allah Teala Hazretleri kendisinden razı olsun. Hem Ali Haydar babamızın ihvanıdır, hem Efendi Hazretlerimizin ihvanıdır, hem cemaatimizin, tarikatımızın büyüklerindendir. Takvası ile, ilmi ile, irfanı ile hepimize örnektir İbrahim Efendi. 2007 yılında ilk ziyaretini Niğde'mize yapmış idi. Daha sonraki yıllarda yine bizi ziyaret etmişti İbrahim Efendi.
Hatta inşallah Mahmud Efendi Hazretleri de ziyaret eder diye bir dua etmiş idi. Onun duasının bereketiyle Sultanımız, Şeyhimiz, Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz de 2016 yılında son ziyaretlerinden bir tanesini de Niğde'mize yapmış idi. Elhamdülillah şereflenmiş idik. Hanemiz şereflendi, evimiz şereflendi, memleketimiz, beldemiz şereflendi elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri hakkıyla yollarından gidebilmeyi bize nasip eylesin. Bizler de efendim cemaatimizin başında İbrahim Efendi'yi kabul ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisinden razı olsun, ömrünü bereketli eylesin. Cenab-ı Hak kendisinden hakkıyla istifade edebilmeyi cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin. Bizler inşallah Kur'an ve sünnet yolunda gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışmalarımıza, hizmetimize devam edeceğiz. Elbette İbrahim Efendi hocamız şeyh veya şeyhimiz değil, şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz, mürşidimiz odur. Ama cemaatimizin başında İbrahim Efendi hocamız var. Allah'ın kendisine bereketli uzun ömürler ihsan eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın. Halen Efendi Hazretleri başımızdadır. Allah gecinden versin. Vefatından sonra halimiz ne olacak düşünebiliyor musunuz? Ey alim suretindeki cahiller! Lütfen sükut edin. Beni dinleyin. Beni dinlemek de Efendinin sünnetidir. Bunu biliyor musunuz? 28 Şubat'ın şiddetinde Efendi Hazretleri bir gün bana dedi ki, Resul Hoca vaaz etmeyi artık unutacağız. Vaaz etmeye etmeye. Daha sonra bir akşam ezile büzüle, çekine çekine, adeta yalvarırcasına o zamanın İsmail Ağa Camii imamı olan Fikri Hoca'ya diyor ki, Fikri Hoca, ne olur Resul Hoca'yı bu akşam kürsüye atalım, onu dinleyelim. Allah Allah! Şimdi şu ifadeyi görüyor musun? Sanki Efendi Hazretleri, haydi çık kürsüye dese, sormasa da olur. O nezaketi görüyor musun? Onu oraya imam tayin eden Efendi Hazretleri. Ama böyle bir ricada bulunuyor. O da belki haklı olarak, Mufti Efendi, acaba razı olur mu dedi. Efendi Hazretleri de Mufti Efendi'yi bana bağlayın dedi. Sözü bir yere getirmek istiyorum. Mufti Efendi'yi bağladılar. Mufti Efendi, bir ricam var diyor. Ben de yanında oturuyorum ama Mufti Efendi'nin sözlerini de duyabiliyorum. Karadeniz'de bizim hocamız var, çok güvendiğimiz hoca. Konuşmasını bilen, zarar getirmeyen bir insan. Bunu konuşturabilir miyiz bu akşam? Ne kötü günler vardı ya. İsmail Ağa Camii'nde hayatını geçiren Mahmud Efendi Hazretleri Musi'ye rica ediyor ki Resul Hoca'yı kürsüye atabilir miyiz? Ne günlere düşmüştük biz. Musi Efendi de Efendi'yi mahcup edecek kadar gayet kibar bir cevap verdi. Efendi Hazretleri lütfen beni ezme. Ne demek bu ya? Sen kimi istiyorsan, kimi tercih ediyorsan bir akşam değil her akşam konuştur. Demek ki Musi Efendi Efendiye murid olmadığı halde muridlerden daha murid. Neyse iftarı yaptık odada, Efendinin odasında İsmail Ağa'da. Dedi ben bir kuru abdest alayım dedi Efendi Hazretleri. Kuru abdest demek kazayı hacetsiz sade bir abdesti kastediyor. Efendinin tabiri bu. Dedim Efendi Hazretleri o zaman ben de kürsüye geçeyim. Ha o zaman ben abdest almaktan vazgeçtim. Niye Efendi Hazretleri? Seni baştan beri sonra dinlemem lazım. O kıymetli sözlerini duymam lazım diyor. Şu ifadeyi görüyor musun? Resul Hoca burada kendini methediyor diyenden hakkını alır. Kendimi anlatmıyorum. Efendinin büyüklüğünü anlatıyorum. Hiç vaaz bilmeyen bir insan, alim olmayan bir insanmış gibi vaaz-ı nasihat dinlemeye bu kadar haris. Ve abdest alma tabii abdestlidir. Abdestini abdest alacaktır. Almadığı başından beri geldi beni dinledi. Mübarek öyle bir takviye gücü de var ki efendi huzurunda, Şeyh Efendi'nin huzurunda konuşmaktan insan çekinir ya. Ben isterdim ki nerede bir konuşma yapıyorum efendiyi oraya getirseler de benim maneviyatım coşsun. Bana acayip bir ilham geliyordu.
ve zaman zaman bazı sözlerime tebessümle kürsüde beni manen takviye ediyordu. Ah o günlere selam olsun. O günlerden ne günlere geldik ya? Onun için dinleyin bak. Senin şeyhin iki dakikayı vaazı kaçırmamak için abdest almaktan vazgeçti. Abdestli tabii. Ve geldi vaazı dinledi. İkinci akşam oldu. Yine ezile büzüle. Ben gerçeği söylüyorum. Kim incinirse incisin. Dedi ki Fikri Efendi bir daha konuşturalım. Siz bilirsin Efendi Hazretleri. Neyse o akşam da yine Efendi'nin nezaretinde konuştuk. Üçüncü akşam Efendi bana bir söz söyledi ama bir kitap yazılır kitap. Allah'ıma şükrediyorum elhamdülillah. Hacı Resul seni iki defa sana vaaz ettirebildim. İsterseniz bir kitap yaz bundan. Ne demek istediği, ne mana taşır bu? Evet, o günlerden elhamdülillah bugün serbest olduğumuz bir güne geldik ve İsmail Ağa Camii'nde değil, Sakarya'nın stadinde ihvanlarımıza hitap etme selahiyetini ve fırsatını Cenab-ı Allah bize bahşetti. Elhamdülillah ala kulli hal. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ahlihi ve sahbihi ecma'in. Mahmud Efendi Hazretlerimizin başvekili olan Hasan Efendi'nin vefatlarını duyduk, üzüldük. Öncelikle Cenab-ı Hak ona gani gani rahmet eylesin. Ona yüksek makamlar ihsan eylesin. Artık dünyalarını değiştirdiler. Ahirete irtihal ettiler. Böylelikle Müslümanlar cemaatinin başı ahirete irtihal ettikten sonra cemaat başı olarak heyetler ve güvenilir görevliler cemaat başı seçerler. Bildiğimiz gibi ta çocukluğundan bugüne kadar sultanımın yanında olan, hizmetinde olan, gerek şeriat gerek tarikat konusunda hizmetinde olan Gübbeli Ahmet hocamız güvenilir hoca efendilerle beraber bir istişare heyeti kurmak suretiyle sultanımın ta çocukluğundan beri yetiştirdiği, cemaatin kendisini çok iyi tanıdığı, bildiği ve fiziki olarak da ve görsel olarak da her konuda sultanıma yakın olan, benzeyen, yıllarca Denizli'de vekillik yapan İbrahim Uslu Hoca Efendi cemaatimizin başına baş vekil olarak heyet tarafından, ulema heyeti tarafından seçilmiştir. Bizler de bunu canı gönülden destekliyoruz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Cenab-ı Hak her birerlerimizi İbrahim Uslu Hoca Efendi'nin mihmandarlığında, başkanlığında rabıtalarımız sultanımıza, yolumuz sultanımızın yolu, himmet ve teveccüh ondan birlik ve beraberlik içerisinde fitnelere, fesatlara maruz kalmadan sürdürmeye muvaffak eylesin.